hafta yine bizimle birliktesiniz ve size ne yapacağız? Tabii ki de rulo pasta. Ama neli rulo pasta? Her zaman gördüğünüz gibi bir rulo pasta olmayacak bu. Çünkü sizin için baharatlı rulo pasta yapacağız. Evet hocam, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Tamam. Öncelikle yumurtamızı kıralım yine. Tamam. Bütün hepsini. Geçen haftaki bir yumurta faciası yaşamadan. Çünkü hepsini kırıyoruz. Evet. Evet hocam. Kırdım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi çıkmaya başlayalım. Başlayalım. Hocam rengini mi döndürüyoruz böyle? Evet, rengini açacağız yine. Şekeri ben alayım yanıma. Yavaş yavaş. Az az yine, evet. Tamam. Şöyle ekleyeyim ben. Tamam. Evet. 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 Biraz kısalınca getirelim. Çünkü onu tabaklayacaktır. Tamam. Devam. Şimdi ne kattık hocam içine? Tuzumuzu attık. Hepsini bir anda kırıyoruz, evet, değil mi? Zencek. Peki bunu diğer farklardan, diğer pandismayalardan farkı ne hocam? İçerisinde bunun baharat var. Zencefil ve tarçın var. Bir de sanırım yapılış şekli değil mi? Biraz daha farklı oluyor. Tarçını dökelim şimdi. Yakar, kısık kadar şey de yapalım. Kısık da, tamam. Yapıyorum. Bulaşmasın. Yeter mi? Tamam. Tamam. Ekle, ay, tarçın çok güzel kokuyor. Tamam. Hocam başka ne baharat katılabilir buna? Başka yine aroma sürsek baharatların içerisinde taze baharat da katabiliriz. İnce ince kıyıp içerisinde. Zencefillerine zerdeçal olur. O da olur, evet. İkisinin arasındaki fark ne hocam? Bitkinin içerisindeki özelliklerle kaynaklanıyor ama çok tabii toplumumuzun tercih edeceği bir tadı mı yok? Tadı yani yok. Çok tadı yokmuş ama olsun, sizinle de deneyim, ben severim zerdeçalı. Tamam, şimdi şöyle buraya aktaracağız onu. Alalım. Tamam. Şöyle. Tutayım ben de, yardımcı olayım. Tamam. Devam edeceğim şimdi şurada. Tamam. Biz bunu düzleştireceğiz. Bakmayın, evet, böyle gözüktüğüne. İncecik gözüküyor ama kabarıyor böyle. Ha şöyle şu kalınlıkta falan olacak bizim kekimiz. Tamam. Siz daha kalın olsun istiyorsanız daha küçük bir kap da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum bu. Üzerini düzeltiyoruz ve fırınımıza gideceğiz az sonra. Evet.
galiba hocam, değil mi? Tamamdır. Evet. Tamamdır. Bir de şöyle biraz bunu... Şöyle biraz üstünün düz pürüzsüz olmasını sağlayacağız. Evet. Tamamdır. Şimdi fırınımızda bunu kaç dakika pişireceğiz hocam? 15-20 dakika pişireceğiz. 160 derecede. Tamam. Fırınımıza gidiyoruz o zaman. Pulamızı önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Şu anda bir 15-20 dakika pişecek. 160 derecede. Daha sonrasında alacağız. Tamam. 160 derecede pişirip hemen alıyoruz ondan sonra. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Şimdi rulo pastamızın içini, kremasını hazırlayacağız yani. O zaman çiğ kremadan başlıyoruz değil mi? Önce onu bir kabartalım. Alayım ben dökmeden. Tamam. Boşaltayım. Evet. Kaymak kıvamına getireceğiz değil evet. mi? Evet. Hacimleşince işimiz bitecek. Toplam kaç dakika çırpıyoruz bunu hocam? 7-8 dakika sürecek yine. Tamam. Ben bu arada elmaları soyayım mı? Tabii olur evet. Kabuğunu ayrı soyalım. Tamam, bunları doğrayalım şimdi küp küp. Şey mi? Dilim hali, elma dilim hali yok, değil küp mi? Yok, küp küp topak doğrayalım ilk önce. Ha, ocakta pişireceğiz çünkü. Tamam. Oldu galiba hocam değil mi? Kremamız oldu evet. Mis gibi. Çok da lezzetli oluyor bayanlar. Evde kaymak yemek isterseniz kesinlikle kremalarınızı çırpın. Çok lezzetli bir kaymak tadı oluyor. Hocam bu yaptığımız kekin diğer keklerden farklılığı nedir? Yaptığımız kekin diğer keklerden farkı yumurtayı ve beyazını ve sarısını bir çırpıyoruz bundan. Bir sırası yok yani. Normalde pandis falan yaparken beyazını ayrı, sarısını ayrı kabartırız. Bunda hepsini beraber katıyoruz. Peki kremasının farkı ne? Kreması, bu kremayı suyla yapıyoruz. İçerisindeki malzemeyle beraber. Normal pandis falan kremasını yani pastacı kremasını da sütle, şekerle yapıyoruz. Aradaki fark o. Bunun içerisinde süt yok kremamızda. Daha mı kolay sürmesini sağlıyor hocam bu? Diğeri çünkü böyle kas katı bir şey oluyor. Evet, bu biraz daha ince olacak. Çünkü bunu rulo saracağımız için kremamızın biraz daha böyle ince olması gerekiyor. Tamam. Hangi meyveleri kullanabiliriz hocam? Şimdi baharat falan kattık ya, baharat uygun meyvelerimiz. Yine, içerisinde konserve ürünlerden kayısı olabilir yine. Hurma olabilir. Hangi hurma hocam? Şu büyük turunculardan mı? Yok, yoksa normal hurmalar normal, değil normal. Mi? Çekirdekli var ya minik. Onları nasıl yapıyoruz hocam? O hurmaları onları yine, bekletmemiz mi gerekiyor? Zaten şekerli oluyor genelde satılanlar. Şekerli. Çekirdeğini ayırdıktan sonra ufak bak doğrayıp yine böyle şekerli suyla şerbet yapıp rulomuzun içerisine sürebiliriz. Ramazan ayında güzel olur. Ramazan'da bunun hurmasını vereyim diyoruz. Güzel olur, lezzetli olur ya. Güllaçtan başka bir tatlı yapalım. Sürekli güllaç güllaç. Aslında güllaç da lezzetlidir ama hocam bunun içine gül suyu katılamaz mı? Aklıma geldi şimdi güllaç demişken. Gül suyu katılır ama zaten güllaçta da mesela gül suyu katıldığı zaman çok fazla bir esans olmadığı için çok fazla tadını almıyoruz. Değil mi? Hepsini bu şekilde doğruyorum değil mi? Evet. Bu kalınlık yeterli. Yeterli evet. Bunları kaç dakika pişiriyoruz? Bir 10 dakika sürecek hepsini. Kremi oluşturmamız çok fazla sürmeyecek. Önce... Kremanın içine mi katacağız hocam? Yok, bunu ayrı katacağız. Ayrı. Evet, 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 anladım. Bunu muzla da yapıyorlar genelde. Muzlu evet, yapıyorlar, genelde klasik olarak yapıyorlar. Pastanelerde muz rulo diye geçer. Biz ayrı yapıyoruz. Aykırıyız biraz. Aykırı olmak iyidir. Gerektiği yerde ama.
bitirmek üzereyim, az kaldı. Tamam. Yetişiyorum size. Koyayım. Tamam, atabilirsin buraya. Ocağımıza geçeceğiz değil mi hocam? Evet. Şekeri de alayım mı yanına? Şekeri, suyu içine dökebilirsin içerisine. Dökeyim ha? Tabii tabii dökebilirsin. Tamam. Suyumuzu ilave ediyorum. Evet. Limon suyunu ilave edecek miyim? Onu da edeceğiz. Onu sonra mı? Onu da atabilirsin şu anda. Tamam, atıyorum o zaman. Bir tane tam limonun suyunu sıktık değil mi hocam? Evet. Tam limon. Elmamız ekşi olsun diye ona ekşi aroması versin diye kullandık onu. Ekşi elma kullansak oluyor mu hocam? Yani aromasının çok fazla olmadığı için... Yine limon suyu. Evet. Tamammış. Tamam. Ocağa gidebiliriz. Biz de ocağımıza gidiyoruz. Hemen bunu pişirip geliyoruz. Meyve dolgumuzu ocağa aldık. Şekeri, suyu. Birazcık kaynatacağız şimdi. Karamelize bir renk olacak, olacak. O zaman evet. Alacağız. Evet. Bunun içine de tarçın katabilir miydik yoksa çok mu fazla geliyor? Eğer kekimiz olmasaydı buna katabilirdik. Dediğin gibi ikisini de kattığımız vakitte aromamız biraz tarçın çok yoğun olabilir. Püre gibi oldu hocam değil mi? Evet. İyice eze eze püre haline getirdik evet. Bunu. İşte biraz böyle marmelatımsı, şekerimsi bir kıvamı ulaştı. Aslında demek ki hocam böyle evde yapılan annelerimizin yaptığı, anneannelerimizin yaptığı bu marmelatları kullanabiliriz değil mi? Tabii kesinlikle olabilir. Doğal olan pişirmeden şey. De. Reçel kıvamındadır şimdi bu. Bu şu an işlemimiz tamamlaştı. Tamam. Biz şimdi şu anda bunu soğuma alacağız biraz. Evet. Evet. Şimdi pişti. Ve enfes kokuyor buralar. Şimdi biz alacağız. Aşağı inip hemen yapmaya başlayacağız. Hocam mazallah yanmadan alalım evet. Girelim. Böyle altın görünümü sağladık. Evet gösterelim. Görmüş evet. Olduğunuz gibi hafif çatlamalar olmuş ama o görmüş olduğunuz gibi böyle kabaracak demiştim size. Kabarmış ve enfes bir kekimiz olmuş. Şimdi kekimizi görmüş olduğunuz gibi aldık, getirdik, soğudu. Kremamızı da zaten yapmıştık kekimiz pişerken. Şimdi bunu tersine çeviriyoruz değil mi hocam? Evet burada tersine çeviriyoruz. Evet marmelatımızı da bu arada soğuttuk, boşalttık. Dedik öyle büyük bir kapta durmasın. Tersine tamam. Mi çevireyim? Tabii çeviririz tersine burada. Tamam. Şöyle evet, yeterli evet, değil aha. Mi? Evet yeterli. Tamam. 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 Şimdi şöyle. Ay çok güzel ya. Miyoş miyoş böyle sünger kek gibi olmuş. Tamam. Çok görmüş olduğunuz gibi böyle bastırıyorum ve geri geliyor. Böyle mi saracağız? Evet hocam? Şimdi böyle ha, önce saracağız. Ha. Önce marmelatimizden başlayalım. Evet. Sen devam edebilirsin bıçak kullanarak. Deneyeyim. Benim bıçağım bu kadar büyük değil. Benim katı şu kadarcık falan yani benim evde kullandığım bıçağım. Pastalarımı sıvazlıyorum onunla. Bir bıçağı kaldırmadan sürüklersin alacağın zaman. Öyle kaldırmayın. O şekilde. Ya. Öyle evet. Mi? Evet, evet. Hocam bıçak kullanmayı öğretin bana. Hadi şöyle. Gerçekten benim bıçağım neden bu kadar küçük o zaman? Ya bu büyük pastalara göre erandığı için. Ha, olabilir. Aha. Şöyle yapayım. Benimki küçücük ama çok işe yarıyor. Çok evet. İşlevi var.
Bütün pastalarımı onunla kaplıyorum ben. Bir de hocam büyük böyle şeyim var. Böyle demir spatulam var. Onunla yapıyorum. O da çok işe yarıyor. Öneririm. O da çukurlarda ama, falan çok işe yarar. Evet. Çukurlanan şeylerde. Bulmanız çok zor. Eminönü'ne gitmeniz lazım bu pasta malzemelerini bulmanız için. Eminönü'nde satılıyor genelde bunlar. Hani profesyonel malzemeler. Oradan alıyorsunuz. Orada bir kahve sokağı var. Bilmem bilir misiniz? O sokağa girdiğinizde bir kokar, bir kokar. Enfestir. Bayanlar evdeki marmelatlarınızı da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi marmelat kıvamında zaten bu. Ama elma gerçekten tarçınla çok yakışıyor. Zencefil, zerdeçal hangisini kullanırsanız ona çok yakışıyor. Tavsiye ederim yani. Bir lira alacağız. Hafiften. Bilir mi alıyoruz? Evet, evet. Alalım. Alalım. Olsun. Sonunu alsak. Evet, tamam. Heh, tamam. Tamam, olmuş. Şimdi bunu çevirelim şöyle bir. Tamam. Şimdi bu taraftan sarmaya başlayacağız. Kağıttan beraber sıralım ki çatlamasını engelleyelim. Hı. Böyle katlıya katlıya. Tamam. Bu görevi size tamam. Bırakıyorum hocam. Tamam. Zaten kekimiz pişerken biraz çatlamıştı çünkü. Hı. Tamamdır. Evet. Oldu. Şimdi sunum için. Tutayım. Tamam. Yani tamam. Daha güzel gözüksün diye bu efekti evet. Katlanmak tamam. Zorundayız bayanlar. Tamam. Of. Ay çok güzel duruyor. Okay. Bir tane şöyle alalım. Şimdi. Az önce oranmış olduğun elmanın kabuğunu da atmamıştık. Evet. Bundan dolayı şimdi bir çalışın bu. Tamam, alın tekrar bunu. Şu tarafa. Alayım hocam. Şöyle yapalım hatta. Tamam. Evet hocamız sanatını konuşturuyor tabii ki de. Bana tamam burada sadece yemek düşüyor. Rulomuz sunma hazır şu anda. Evet görmüş olduğunuz gibi sizler için bu hafta baharatlı rulo pasta yaptık. Tabii ki elmalı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.